değerli misafirler, değerli katılımcılar, ismimi taşıyan üniversite AGÜ'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle yapılan bu toplantıda hep sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizi sevgili muhabbetle selamlıyorum ve hepinize iyi günler diliyorum. Tabii 100. yıl olağanüstü bir dönem. Yani bir asırın bittiğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir 100 yıl geçtikten sonra milletimizin tarihinde bunu en iyi şekilde değerlendirmek, bundan dersler çıkartmak, bu çıkan derslerle geleceğe bakmak, gelecek yüzyılın perspektifini çizmek, bütün bunlar için bu tip toplantıların yapılmasını çok önemli görüyorum. Buradan çıkacak fikirlerin politika uygulamalarına geçmesi, bunlar yine çok önemli olduğuna inanıyorum. Arzu ederim ki Türkiye'de çok yaygın şekilde bu birçok kurumlar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ciddi müesseseler, yani bununla ilgili ciddi çalışmalar yaparlar, ciddi toplantılar yaparlar. Yani tarihimizin, modern tarihimizin 100 yılının bittiğini, böyle bir dönem, böyle bir dönemde herhalde bu çalışmaları yapmak büyük bir sorumluluk ve bu sorumluluk bütün kurumların, bütün üniversitelerin, bütün devlet kurumlarının, diğer sivil toplum, aydınların, düşünürlerin, bilim adamlarının yazılar yazması, kitapların yayınlanması, bütün bu araştırmaların, tartışmaların neticesinde yeni politikaların ortaya çıkartılması, bunların muhakkak yapılması gerektiğini doğrusu inanıyorum. Bu bağlamda biraz çok hareketlilik görmemekten de doğrusu biraz hayret ediyorum. Hala tabii vakit var. Umuyorum ki bu çalışmaların hepsi yapılır. Bu vesileyle bu toplantı ve bu sorumluluğu hissedip bu toplantıyı yaptıkları için başta Rektör ve Cengiz Bey olmak üzere bütün üniversite camiasına da hep teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biraz önce Rektör Bey üniversiteyle ilgili bilgi verdi. AGÜ'nün şimdiye kadar gösterdiği bu başarı, bundan sonra da en iyi şekilde göstermesi ve iyi bir üniversite olması. Bunun altını çiziyorum. Herhangi bir üniversite olmak değil, iyi bir üniversite olma yolunda kararlı, ciddi, büyük çalışmalarla ilerlemelerinin Türkiye'ye en büyük hediye olduğuna inanıyorum. O bakımdan bu büyük sorumluluğu yapmakta yapanların hepinize tekrar kolaylık diliyorum ve tebrik ediyorum. Değerli konuşma misafirler, hemen sözlerimin başında tabii ki Cumhuriyet'in kurucularını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbi'nin kahramanlarını ve Cumhuriyet'in kurucu büyüklerini, onların hepsini saygıyla, rahmetle anıyorum. Bugünlerde tarih okuyanlar bileceklerdir, o günlerde yani bir liderlik var, sadece bir kişi değil, etrafında Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün istiklal mücadelesi, Cumhuriyet'in kuruluşu, işte bütün bunların tekrar gün ışığına çıkartılması, yeni nesillerin hafızalarına taşınması için bu tip toplantıların çok elzem olduğu kanaatindeyim. Şüphesiz ki 100 yıl önce Cumhuriyet'i kuranlar, onlar Osmanlı İmparatorluğu'nun paşalarıydı, aydınlarıydı. Birden ortaya çıkmadılar. Onlar başta Avrupa olmak üzere bütün dünyada da olup bitenleri yakinen takip ediyorlardı. Zaten imparatorluğunun son yüzyılı ve özellikle son 50 yılına baktığımızda hep bu arayışlarla geçti. Öyle ki 1908 tarihindeki Sinet-i İttifak'la başlayan, 1876'da yapılan ilk anayasa, 1887'de toplanan ilk parlamento, 1908'de yapılan ilk çok partili
seçim, bütün bunlar aslında Türkiye'nin yolunun cumhuriyete, demokrasiye hep geleceğini gösteriyordu. Hep bu arayış içerisindeydi ve cumhuriyeti kuranlar, Musa Kemal Paşa, arkadaşları, hepsinin yol haritası da aslında bu şekilde zaten oluşmuştu, fikri planda hep oluşmuştu. Öyle ki İstiklal Harbi'nde, İstiklal Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, devam eden cemiyetin adı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti koymuşlardı. Yani burada hukuk lafının olması çok gerçekten hep bilinçli. Yani hem istiklali hem de istikbali hep hukukta gördükleri için bunu koymuşlar. Değerli arkadaşlar, hemen Cumhuriyet'ten sonra, bir süre geçtikten sonra tabii tartışmalar hep başlıyor. Öyle ki çok partili rejime geçme ihtiyacı herkesin zaten zihninde var. İlk hatta muhalefet partileri kurulmaya başlanıyor. Şimdi bu partilerin, o zamanki aydınların konuştukları konulara, kuruluşlarının tüzüklerine baktığımızda cumhuriyet, demokrasi, liberalizm, hükümetlerin kontrolü, denetimi. Şimdi bütün bunlar hep tartışma konusu. Yani cumhuriyeti kuranlar sadece cumhuriyet değil, cumhuriyetin çok ötesinde düşünceleri ve vizyonları var. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki bu insanlar gerçekten entelektüel derinliği çok geniş. Dünyada neler oluyor, insanlık veyahut da gelişmiş ülkeler nasıl gelişmiş olunacak o zaman, hangi yoldan gidilirse nereye ulaşılacak, bütün bunları çok iyi farkındalar. Dolayısıyla ta o yıllarda bu kavramların cumhuriyetle birlikte demokrasinin, hükümetlerin denetilmesinin, liberalizmin, bütün bunların uzun uzun tartışılıyor olması, bunlar gerçekten çok değerli. Yeni Türk Devleti ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı tabii çıktı. Şöyle bir, yani çok büyük başlıklarla kısaca şöyle bir gözden geçirmek istiyorum. İkinci Dünya Harbi'ne Türkiye'yi sokmamak çok tabii değerliydi, çok kıymetliydi. Savaşı böyle kapımızda hissetmemize rağmen, savaşın yıkımından, tahribatından o zaman Türkiye'yi uzakta tutmayı başarabildik. Ama diğer yandan şunu da söylemek istedim. 1950 yıllarına kadar bazı politika ve uygulamaların halkın reformlara istendiği kadar içine çekilemediği de bir gerçek. Belki bunun bir sebebi yukarıdan aşağıya doğru olağanüstü yönetimler altında gerçekleşen uygulamaların neticeleri ve onlara doğan tepkiler olabilir ki bugün bile Türk siyasi hayatındaki kutuplaşmalarda ta orijinine baktığımızda ta o günlere kadar gider bu tartışmalar, şeyler. Her ne kadar 1946 yılından itibaren ülkede çok partili siyasi zemin ve düzgün yapılan seçimler söz konusu olsa da ne yazık ki bir gerçek, askeri müdahaleler, onların çizdiği çerçevede yapılan anayasalar, bunlar uzun süre Türk siyasetinde ve Türkiye'yi yönetenler üzerinde askeri vesalet kılıcını daima hep canlı tuttu. Bütün bunlar olurken şunu da göz ardı edemeyiz tabii. Olup bitenler dünyada yaşananlardan da ayrı değildi. 50'lere kadar, hatta bir dünya harbine kadar Almanya'da, İspanya'da, İtalya'daki rejimler, ki o zaman faşist, otoriter rejimler, bütün onları düşününce muhakkak onların da bir şekilde yansımaları Türkiye'ye olacaktı. Soğuk Savaş döneminde ise
ideolojik kavgalar, bütün bunlar hepimiz aramızdaki çoğu arkadaşlarımız o dönemleri yaşadı. Öğrenci hareketleri, sendika hareketleri üzerinde hep Türkiye'ye çok maliyetler hep çıkarttı. Dolayısıyla 1970'ler ve 1980'ler ideolojik iç çatışmalar ve hesaplaşmalar, demagojik ve polemik dolu kısır siyasi çekişmeler nedeniyle pek çok fırsatları kaybettiğimiz yıllar oldu. Soğuk Savaş'ın sona erdiği, Demir Perde'nin yıkıldığı 1990'lı yıllarda Avrupa yeni bir entegrasyon sürecine girerken, o zaman da Türkiye'deki istikrarsızlıklar, siyasi istikrarsızlıklar, kısa süreli güçsüz hükümetler, uzun vadeli stratejik vizyoner politikalar izlememizi maalesef imkan vermedi ve bundan dolayı Türkiye 90'lı yıllarda ele geçirebileceği avantajları da kaybetti. Değerli arkadaşlar, önemli bir konuyu Türkiye için, o konuya da değinmek istiyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın daha 1923'lerde İzmit konuşmasında dikkati çektiği Kürt meselesini büyük bir özgüven içinde daha kapsamlı, demokratik ve temel hak ve özgürlükler çerçevesinde çözümünü gerçekleştirebilseydik, bütün vatandaşlarımızın ülkeye aidiyetlerini ve sadakatlerini pekiştirir ve meselenin bölgesel boyutlara varmasını ve uluslararası güçlerin oyunu haline gelmesini önleyebilirdik. Ne yazık ki önce Sovyetler ve Rusya'nın, şimdilerde de Amerikan güçlerinin kendi bölgesel çıkarları ve öncelikleri çerçevesinde destekledikleri ve lojistik destek verdikleri bu belirici terör, ülkemizin ekonomik kalkınmasına, iç barışın güçlenmesine çok büyük bir engel teşkil etti. Ve ne yazık ki bu tehdit hala gözümüzün önünde duruyor. 2000'li yılları, yani milenyumu sadece Türkiye değil, bütün dünya olarak büyük bir heyecanla karşıladık. Ekonomide liberal değerlerin hakim olduğu, dış politikada diyalog ve işbirliğinin her kapının anahtarı olduğu bir dönem başladı. Öyle ki Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi'nin tarafları aynı masa etrafında birleştirdiği, karşılıklı dayanışma ve işbirliği mekanizmalarının kurulduğu bu süreç dünya barışı içinde büyük bir umut oldu. O toplantılara katılan, tartışmalara katılan bir kişi olarak Brüksel'de, başka platformlarda bugün dünyanın geldiği durumu şöyle bakınca doğrusu dehşete düşmemek mümkün değil. Ruslarla NATO üyesi ülkeler hepimiz oturup karşılıklı tartışmalar yapıp, konuşmalar yapıp, problemler nasıl diyalogla çözülür? Böyle samimi bir ortam vardı. Şimdi o ortamdan bugün gelinen noktayı şöyle bir düşünürseniz gerçekten çok dehşet verici. Ne yazık ki New York'ta 11 Eylül 2001 terör saldırısı bölgemizde ve dünyada güvenlik öncelikli bir bakış açısını öne çıkarttı ve uluslararası konularda hep uzlaşıyla iş yapalım zihniyetini terk ettirdi ve tek taraflılığı öne çıkarttı. İşte böyle bir dönemde, uzun bir aradan sonra 2002 yılında büyük bir çoğunluğa AK Parti hükümetini kurduk. Böyle bir güçlü hükümeti Türkiye için bir fırsattı. Demokrasi, temel hak ve özgürlükleri önemseyen, hukuk ve ekonomi alanlarında reformcu bir zihniyetle
yaklaşan ve gerçekten çok ciddi hazırlıklarla ortaya koyduğumuz çok tutarlı ve sağlam bir hükümet programımız vardı. Ayrıca çevredeki ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek ve ekonomik işbirliği havzası oluşturmak da o günkü programımızın bir parçasıydı. Hükümetin öncelikleri bu bakış açılarını uygulamaktı. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde bölgemizdeki askeri yaklaşımlara kaygı ile bakmamız ve onlara mesafeli davranmamız da gerekiyordu. Çünkü onların öncelikleri çok ayrıydı. Bizim önceliklerimiz ise çok farklıydı. Biz kaybedilen yılları telafi etmek, diğer ülkeleri yakalamak peşinde böyle güçlü bir hükümetin, güçlü bir meclisin bir fırsat olduğunu düşünürken onların önceliği ise tek farklı olarak bölgede başkaydı. İşte bu mülahazalar 3 Mart tezkeresinin meclisimizden geçmemesinin nedeni oldu. Nitekim Irak Savaşı'nın bir parçası olmak istemediğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi hür iradesiyle tüm dünyaya duyurdu. Hür iradesiyle, bağımsız iradesiyle yapması bunu çok önemliydi. İşte bu karar başta bütün Avrupa olmak üzere Türk dünyasında, Arap dünyasında inanılmaz bir heyecan uyandırdı ve Türkiye'nin saygınlığını çok arttırdı. Bunları yaşayan, gören bir kişi olarak bunları tabii sizinle paylaşıyorum. Daha önceki hükümetlerin Avrupa Birliği hedefi süreci ve ekonominin düzeltilmesiyle ilgili yapısal reformlarını üstlenip daha kararlı ve güçlü bir şekilde bu süreci ve reformları ileri taşımak istedik. Avrupa Birliği'ne katılımın iki önemli kriteri olan Kopenhag siyasi kriterlerini, Maastricht kriterlerini süratli bir şekilde meclisten geçirdik. Yapılması gerekenleri yaptık ve bu düzenlemeler Türkiye'yi 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başlamasıyla neticelendi. O müzakerelerde başlatan bir kişi olarak doğrusu yine o günlere de baktığımda bunlar çok önemli dönüm noktalarıydı. Demokrasi, hukuk ve ekonomik mali konularda düzenlemeler, bütün bunlar, bu reformlar, hukuk ve ekonomi el ele gittiği için Türkiye'ye çok daha güçlü bir ekonomik iklim oluşturuldu ve bu neticesinde Türkiye tarihinin hiç görülmediği dönemlerdeki doğrudan direkt yatırımlar geldi ve büyük bir sermaye akımı gerçekleşti. Bu dönemdeki önemli ekonomik gelişmelerin anlaşılması için sadece bir şey söylemek isterim. Bunları siz çok detaylı olarak tartışacaksınız. Biliyorsunuz gelişmenin gerçek ölçütü toplam faktör verimliliği nedir? Ona bakılır. Toplam faktör verimliliğine baktığımızda son 50 senede ilk defa 0.9 gibi en yüksek seviyeyi bu dönemde rastladık. Bu dönemin 10 yıllık ortalaması 0. Türkiye'nin 50 yıllık, daha önce de olmadı da ama 50 yıllık dönemini dikkate aldığımızda böyle bir faktör verimliliği, gerçek büyümenin, gerçek büyüme gerçekleştirilmedi. Tabii o güne kadar geri plana atılmış olan Arap ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerimiz de bu dönemde çok canlandı. Türk devletleriyle ilişkilerde atfettiğimiz özel önem 2009 yılında Türk Konseyi'ni, şimdiki adıyla Türk Devletler Teşkilatı'nı kurduk. Bütün bunlar, yani bu zihni, bu reformcu zihni, evin içini düzene kurma, güçlendirme zihniyeti,
Tabii ki Türk ekonomisini, Türk demokrasisini çok sağlam bir hale getirmiş oldu. Bu dünyanın her tarafında büyük saygınlık karşıladı. Değerli arkadaşlar, ne yazık ki bu trend devam edemedi. Suriye Savaşı'na çok erken yıllarda bir siyasi çözümün bulunamaması, bunun neticesinde çok büyük düzensiz göçlere ülkemizin maruz kalması ve bunun üstüne hain darbe girişiminin yarattığı büyük travma, bütün bunların üstüne depremler, birçok doğal afetler son 10 yılda Türkiye'yi gerçekten çok yordu. İşte bunları size bu şekilde yüzyılı belki çok ana başlıklarla özetledim ama esas mesele bunları çok daha bilimsel bakışlarla değerlendirmek ve buradan dersler çıkartmak. Bu dersleri çıkartıp gelecek ikinci yüzyılda nasıl hareket etmeliyiz? Yolumuz ne olmalı? Gayet sağlam bir yol çizebilmek için bu çalışmaları her yerde yapmamız gerekiyor. Şüphesiz ki Cumhuriyet'in bizatihi kendisi ve ortaya koyduğu demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışının prensiplerinin Müslüman bir toplum tarafından kabul edilmesi başlı başına büyük bir başarıdır. Yani başka bir İslam coğrafyasında yok, başka bir yerde. Bu başlı başına büyük bir başarıdır. Ne kadar övünse gazdır. Ayrıca övüneceğimiz, gurur duyacağımız çok büyük hedefler de gerçekleştirildi. Çok büyük başarılarımız da var bu 100 yıl içerisinde. Yapılan barajlar, yollar, köprüler, bunların bazıları dünya klasmanında dikkat çeken, ön sıralarda olan büyük projeler. Özellikle son yıllarda yapılan büyük yollar, yine köprüler, tüneller, havalanları, bütün bunlar çok gurur duyacağımız ve Türkiye'yi bütün dünyada Türkiye'nin dikkat çektiği ve çok övündüğümüz başarılar, gelişmeler. Bunları tabii bir yana koyup bunları hakkını verdikten sonra şunu söylemek isterim. Şimdi gerçek başarıyı nasıl ölçeriz? Bunu da ölçmemiz lazım. Gerçek başarıyı mukayese yaparak ölçeriz. Mukayeseli bir çalışma ortaya konulursa, bize benzeyen memleketler nereden nereye geldi, onlar neler yaptı, biz neler yaptık, bu bir mukayeseli bir çalışmayla ortaya konursa, işte o zaman birazcık şapkamızı önümüze koyup ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor. Yoksa biraz önceki paragrafta ve cümlemde söylediğim gibi övüneceğimiz, gurur duyacağımız, gerçekten samimi olarak söylüyorum, çok şey var. İndiğim havalanlarında, geçtiğim otobanlarda, temeline attığımız, açılışını yaptığımız köprülerde, tünellerde, bütün bunlarla. Ama eğer bunlarla kalırsak, o zaman gelecek yüzyılı değerlendiremeyiz. Onun için mukayeseli bir çalışma yapmamız gerekir. Acaba bu yüzyıl içerisinde neler yapsaydık da nereye gelebilirdik? Alternatifler neler olabilirdi? Bunları ciddi insanların düşünmesi ve çalışması gerekir. Şimdi bunları söyledikten sonra daha neler yapabilirdik de yapamadıklarımızı şöyle birazcık yine hatırlatmak isterim.
Hüzün verici tabii. Cumhuriyetimize hala demokrasiyle, yani ileri gelişmiş bir demokrasiyle taçlandıramadık. Bunu hepimiz söylüyoruz. Demokrasi tabii ki var Türkiye'de. Ama söylediğim ileri ve gelişmiş bir demokrasi. Bunlarla da neyin kastedildiği gayet iyi biliniyor. Hala orta gelirli bir ülkeyiz. Yani refah devletleri arasında ne yazık ki zikredilemiyoruz. Dünya Bankası'nın, uluslararası kuruluşların, işte dünya analizleri raporlarını aldığınızda, sayfaları şöyle açıp tablolara baktığınızda, Türkiye'nin yeri nere dediğinizde, refah toplumları diye geçen yerde görülemiyoruz hala. Uluslararası endeksler, ekonomiden eğitime, mutluluktan sağlığa, bütün buralarda tabii değerlendirmeler yapıyorlar. Ve bu endekslerde mukayeseli, yani başka bütün ülkelerin hep başarılarını şöyle sıraladıklarında bizim performansımızın daha iyi olması gerektiğini hepimiz yine üzülerek görüyoruz. Şimdi bütün bunları soğukkanlılıkla değerlendirmek gerekiyor. Ama geleceğe de daha ümitli bakmamız gerekiyor. Geleceğe daha kararlı, daha iddialı bir şekilde olmamız için sebep var ortada. Bu sebep nedir? Bizden ileride olanları yakalamak, aradaki mesafeyi kapatmak. Şimdi bunun için neler yapmamız gerektiğinde yine 4-5 konuyu da dikkatinize getireceğim. Şimdi malum Cumhuriyet'in kuruluşundan beri ortaya konan başlıca hedef muasır medeniyetlerin seviyesine çıkmak. Yani bunun özeti halkı mutlu ve müreffeh yapmak demektir. Dolayısıyla bunun için kafamızın çok berrak olması lazım. Yani ideolojik önyargılardan uzak, berrak bir zihin içerisinde olmamız gerekir hepimizin. Herkesin dünya görüşü, herkesin ideolojisi, her şey olabilir. Tabii ki olacak. Çoğulculuk zaten bunu gerektiriyor. Ama haklarını mutlu etmeyi, zengin etmeyi başaran ülkelerin hangi yollardan geçtikleri de malum. Dolayısıyla nasıl zengin olunur? Halk, milleti nasıl mutlu edersiniz? Bunlar da belli aslında. Yani teorik olarak bunlar hep belli. Değerli arkadaşlar, biz cihan şümül devletler kurmuş, imparatorluk geçmişi olan bir milletiz. Onun için özgüvenimizin çok güçlü olması gerekir. Yani komplekslere falan Türkiye'nin girmemesi gerekir. Dolayısıyla böyle bir özgüven içerisinde her şeyden önce kendi evimizin içini iyice düzeltmemiz lazım. Büyük devletler, büyük milletler bunu yapar. Bunun için evrensel standartlarda temel hak ve özgürlükleri esas alan, hukukun üstünlüğüne dayalı ileri bir demokrasiyi gerçekleştirmeliyiz. Şunu da unutmayalım ki sürdürülebilir bir kalkınmanın zemini de budur. Böyle bir zemin olmadan gerçek anlamda kalkınma da gerçekleşmez. İleri git, geri gel, yani uğraşılır öyle. Demokrasinin esasen bir mükemmelleşme süreci olduğunu düşünürsek, geç de olsa kararlı bir siyasi irade ve bu vizyonla bütün bunlar gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda Avrupa Birliği üyelik sürecinin bize yardımcı olacağına inanıyorum. Şunu da açıklıkla belirtmek isterim ki, Avrupa Birliği'ne üyelik bir siyasi karardır. Müzakere süreci bittikten sonra her iki taraf da evet de diyebilir, hayır da diyebilir. Biz de buna hayır diyebiliriz. Bu tip ülkeler de var.
Bugünkü İngiltere, Norveç, bunlar Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmayan ülkelerdir. Ama standartları açısından, müktesebatları açısından baktığınızda bu topluluktan farkı yoktur. Belki bazı konularda daha da ileridirler. Bizim için esas değerli olan Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesi, çünkü bunlar kriterleri ihtiva ediyor. Sağlıkta ne, eğitimde ne, yol yaparken ne, bunları ihtiva ediyor. Sizi refah devleti ülkesi yapacak yol haritasını ihtiva ediyor. Onun için bizim için değerli olan bunların üstlenilmesi olmalıdır. Cumhurbaşkanı olduğum dönemde hatırlarsanız çok sık sık söyledim. Avrupa Birliği'nin ön yargılı birçok siyasi kararlarına takılıp orada kalmamak gerekir. Onları gerekirse şöyle bir kenara koyup ilgili bu fasılları biz kendi irademizle açıp, kendi irademizle kapatıp Türkiye'yi standartlarını yükseltebiliriz. Bu aslında çok daha onurlu olacak bir iştir. Ama bunun için siyasi iradenin çok kararlı olması gerekiyor. Unutmayalım ki bunları yaptığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dirençli ve güçlü bir ülke olacaktır ve Türkiye'nin cazibesi de çok artacaktır. Zaten bunları Ankara kriterleri dediğimizi de unutmamamız gerekir. Dolayısıyla bunları hep yapabiliriz. Bugün de, bugünkü hükümetle bunları hep yapabiliriz. Birkaç konuda dikkat çekip bitireceğim dedim. Şimdi bugün hepimiz görüyoruz ki, bunların ilki şu, hepimiz görüyoruz ki, Türkiye'ye yakışan yeni yüzyıla modern demokratik devlet anlayışını ruhunda ve lafzında taşıyan yeni bir anayasayla girmektir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünlerde gündeme getirdiği aslında bu fırsatı değerlendirmek gerekir. Ön yargısız yaklaşıp konuşmak ve bu fırsatı değerlendirmek gerekir. Bunun Türkiye için bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Mevcut anayasa farklı zamanlarda yapılan birçok değişikliklerden sonra kendi içerisinde tutarsızlıklar ve noksanlıklar içeriyor. Bu durum yeni bir anayasa yapma ihtiyacını zaten ortaya çıkarttığı için bütün siyasi liderler hepimiz hep yeni anayasayı daima hep gündemde tutarız. Ama şunu unutmayalım ki yeni anayasa evrensel ilkeleri düstur edinerek temel hak ve özgürlükleri herkes için her yönüyle eşit vatandaşlık temelinde güçlendirerek yapılmalıdır. Millet olarak mutabık olduğumuz birlik ve bütünlük ile demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyet'in temel ilkelerinin herkes için zaten öncelik olduğu bir konu olduğu için bunların herhangi bir şekilde taviz verilmesi zaten tartışmaya bile gerek yoktur. Şüphesiz ki modern demokrasinin şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarını güçler ayrılığı ilkesiyle fren ve denge sistemlerinde içinde barındırmalıdır. Böylece Türk demokrasisini kurumsallaştıracak yeni bir anayasaya ulaşabilir, devirlerden, şahıslardan, iktidarlardan bağımsız, kalıcı, sürdürülebilir ve tutarlı bir adalet ve demokrasi ortamını oluşturabiliriz. Anayasadan sonra dikkat çekici ikinci konu ekonomiyle ilgili olacak. Türkiye'nin içinde bulunduğu orta gelir tuzağından çıkıp refah toplumu olabilmesi için kaliteli ve istikrarlı bir büyümeyi sürdürülebilir şekilde sağlamak gerekiyor. Bunun için denenmiş ve neticeleri görülmüş rasyonel, bilimsel, ekonomik ve mali politikaları günlük siyasi konjonktürlerin üzerinde kararlılıkla uygulamak gerekir.
Anlamsız denemeler hem milleti yorar hem de Türkiye'ye sadece vakit kaybettirir. Esasen büyük emeklerle hazırlanan 5 yıllık kalkınma planlarımızın çerçevesine, temel ilkelerine ve stratejilerine baktığımızda hepsinde bu rasyonel yol haritasını görürüz. Üzücü olan uygulamalarda bu planların, yani yasal olarak bağlayıcı da olan bu planların uygulamalarda rafa kaldırılması ve onlar sanki yokmuş gibi davranılmasıdır. Umarım 2019 yılında, yani daha yeni, 15 yıllık bir perspektifle hazırlanan ve Türkiye'yi topyekun her alanda dönüştürmek, değiştirmek isteyen ve bu çerçevede işte hedefler koyan 11. 5 yıllık kalkınma planına uygun şekilde hükümet uygulamaları olur. Değerli katılımcılar, üçüncü olarak dış politikayla ilgili görüşlerimi kısaca yine paylaşacağım. Etkili ve inandırıcı bir dış politika öncelikle evin içinden başlar. Bunu siyasetçiler, diplomatlar bilir. Evi demokratik ve ekonomik olarak güçlü olanın, ülkelerin dışarıda eli de daima güçlü olur. Sadece gurur duyduğumuz askeri gücümüzle ulusal çıkarlarımızı korumak, komşularımızla ve yakın çevremizle işbirliğini güçlendirmek mümkün değildir. Türkiye tarihi itibariyle köklü ilişkiler içinde olduğu bölgesinde yumuşak gücüyle öne çıkmalı ve her bakımdan bir zamanlar olduğu gibi ilham kaynağı haline gelmelidir. Unutmayalım ki sert güç karşıtını oluştururken yumuşak güç sizi başkaları için cazibe merkezi yapar ve etki alanınızı zaten kendiliğinden geliştirir. Türkiye bunu gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olan bir ülkedir. Uzun vadeli hedeflerimize ulaşabilmek için kendisine tehdit olmadığı süre içerisinde, yani bize bir tehdit olmadığı süre içerisinde Türkiye bölgesel çatışma ve krizlerin bir parçası olmamalıdır. Bununla birlikte ahlaki sorumluluklarımızı güçlü siyasi ve etkili diplomasi yoluyla yerine getirmeliyiz. Yurtta sulh, cihanda sulh düsturunu rehber edinip çok taraflı, bağımsız, ulusal çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutan, barış ve istikrara hizmet eden politikalara bağlı olmalıyız. Bilelim ki istikrar içinde geçen zaman bizim lehimize çalışır. Çin'in uzun süreler uyguladığı strateji aslında budur. Elimi kolumu bağlayan bir şey olmasın. Ben zaten şu kadar yıllar geçtikten sonra 10-20 yıl sonra bu hızla gidince zaten dünyanın en büyüğü olacağım der. Biz de aslında bölgede bu potansiyele sahip olan bir ülkeyiz. Bizim sadece 10-20 yıla ihtiyacımız var. Kararlı bir şekilde doğru politikaları elimize ayağımızı bağlamadan devam ettirebilmek için. Son olarak şunun altını çizerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Türkiye'nin büyük tabii kaynaklarının olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun için beşeri sermayemizi zenginleştirmeliyiz. En büyük kaynağımız bu. Bunun yolda her safhada kaliteli ve çağdaş eğitimle mümkündür. Fiziki anlamda büyük yatırımlar yapılmış olsa da eğitimde vasatlaşma ve fırsat eşitsizliğinden kaçınmamız gerekir.
ve bu konular üzerinde çok ciddi olarak çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, bir refah toplumu olabilmek için eğitim konusu Türkiye'nin birinci önceliği olmalıdır. Aksi takdirde diğer hedeflerimize de ulaşmak mümkün değildir. Tabii sanat, edebiyat, kültür, bütün bunların yükselebilmesi için iyi bir iklimi oluşturmamız lazım. Bunlar hep iklim meselesidir. Şu odanın içerisinde tropikal iklimi oluşturursanız ona benzer ağaçlar çıkar. Çöl iklimini oluşturursanız çöl. Dolayısıyla o alan bizim en gücümüz, yumuşak gücümüzün en büyük kısımlarından birisi olacak. Sanat, kültür, mimari, bütün bunlar için işte iyi bir iklim oluşturmakta ancak söylediğim ön şartlar gerçekleşirse gerekebilir. Sözlerimi uzattım ama böyle bir fırsatta düşüncelerimi bir kez daha sizlerle paylaşayım istedim. İnanıyorum ki burada değerli, çok değerli katılımcılar var. Onları hep dinleyeceğiz. Onların fikirleri, düşünceleri hepsi yol gösterici olur. Bunların sonunda bir tabii ki kalıcı olarak kitap haline getirilmesi politika yapanlar, politika uygulayanların elinde çok iyi bir kaynak olacağı kanaatindeyim. Çünkü geleceğin planları, programları yapılırken bütün bu düşünceler hepsi katkı sağlar. Onun için Türkiye'nin birçok üniversiteleri, büyük ciddi üniversiteler, ciddi bilim adamları, ilim adamları olan kurumlar, sivil toplum örgütleri hepsinin üstünde böyle bir sorumluluk var. İnanıyorum ki daha geç bunların hepsi yerine getirir. Bu vesileyle sizlerle beraber olduğum için tekrar duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunarım. Sağ olun.